yıldır finans işi yapıyorum. Ama 13 yıl önce çok acayip bir iş yapıyordum. Bu arada Diyarbakır değil, kusura bakmayın. 13 yıl önce çok acayip bir iş yapıyordum. O da şu. Ya böyle eşine benzeri çok rastlanmayan, Türkiye'ye de kimsenin getirmediği, benim dayımın getirdiği Almanya'dan bir iş. Söylemek çekiliyorum. Prezervatif otomatçılığı. Şimdi prezervatif otomatçılığı nasıl oluyor derseniz anlatacağım ama bir garip bir isimlendirme falan da vardı. Yani böyle öyle bir şey ki Türk erkeğinin böyle cebinde prezervatif varsa böyle bir hali tavrı değişiyor böyle. Sanki hemen seksi olacak. Götü. Neyse. Farklı farklı isimler verildiğini de duydum o sektörde çalışırken. Ofis Taksim'de bu arada. Yani işte 19 yaşında bir adam o sıralar. Yani işte takdir ederseniz 19 yaşında bir adam. Devasa bir işte prezervatif giyanıyla Taksim'de çalışıyor. Garip garip isimler veriyor tabii prezervatife. Mesela hani bilen var mı aranızda? Erkekler bilir, kızlar bilmez inşallah da. Bilen var mı? Garip garip isimler veriyor ya böyle mesela. Kimse bilmiyor mu? Kullanmıyor musunuz? Sen kullanıyor musun abi? Kullanmıyorum. İsim? Kondom. Kondom. En çok bilinen, en çok bilinen şapka. Hücum yılı diyen de var. Abi, roket başlığı diyeni duydum. Kuşa kabin diyeni duydum. Yani şimdi Amerikalıların bir deyim var, kaksak diye. İşte pipi çorabı diye mesela. Onu da duydum. Eyvallah. Bunlar güzel şeyler. Yaratıcılığı da demek ki etkiliyor. Benim Taksim'de yaptığım bu işte pek çok mekanda, işte Cem İçiner abimiz de bilir, Old City Comedy Club da dahil olmak üzere pek çok mekanda böyle bizim otomatlarımız var. Ben gidiyorum otomatlara, parayı alıyorum, prezervatifi koyuyorum falan. Derken bunun ikliğini keşfettim. Prezervatifi rüşvet olarak kullanmaya başladım. Kime derseniz barmenlere. Barmene prezervatif veriyorum ve ondan içki alabiliyorum. Zaten haftada bir giyiyorum. Şimdi benim verdiğim prezervatif 3 tane prezervatif. 3 lira. 13 sene önce. Aldığım kokteyl 25 lira. Baktığın zaman fayda zarar, aman Allah'ım müthiş. Çok faydalı. Bloody Mary'ler, Cardinal bilmem neler, Dolce & Gabbana'lar. Neyse. Yani güne ayıp başlıyorum ama böyle şey bir sarhoş bitiriyorum. Öyle bir durumdayım. Bir gün yine böyle yeni bir ürünü vermişim bir abiye, denedi. Barmen bana geldi dedi ki, Umut dedi. Efendim abi dedim, Allah razı olsun dedi. Niye abi dedim, o bitirdi var ya dedi yeni ürün. Evet abi dedim, Allah razı olsun. Gidin abi, işim yorulduysa ne abi? Ben böyle konserlere de girdim yani. Şöyle bakıyorum, geri dönüyorum bakıyorum. İşte ben 13 yıldır finans işi yapıyorum. Yani iyi kötü kazanıyoruz artık. Yaş 32'ye geldi, yöneticilik falan diye yaptığımız zaman iyi kazanıyoruz neyse. Lan o zaman içtiğim kadar içmiyorum. O zaman gezdiğim kadar gezmiyorum. O zaman girdiğim konserlere girdiğim kadar girmiyorum. Rockstar hayatı yaşıyormuşum lan, keşke o işi yapsaydım, devam etseydim diyorum. Yani açıyorum mesela bir yere gidiyorum, alıyorum menüyü, bakıyorum kokteyli. 50 lira. Lan ben buna 3 tane prezervatif veriyorum ya. Böyle şey olur mu ya? Gitmediğim yerlere de gittim. Şimdi ben 19 yaşında bir adamım. Yani çok da çıkmış değilim evimden. Eskişehir'e gitme olayı hasıl oldu. Eskişehir'de de bir tane işte kulüp, bu da ile kulüp 222 vardır. Bunlar yani çok iyi yerler. Oraya gidiyoruz. Pardon. Oraya gidiyoruz. Oradaki işte arkadaşları da topladım, dedim ki abi çok sıkıldım valla yalnız iş yapmaktan, Allah aşkına dedim gelin beraber gidelim şuraya. 8 kişi toplandı, gidip prezervatif değiştireceğiz. Gittik mekanlara. Şimdi mekan sahibi çok iyi, çok iyi dedi, iyi niyetli. Ya dedi Umut'cum senin bu koyduğun prezervatifler gitmiyor dedi. Dedim olabilir. Bakıyorum çilekli var, muzlu var, tırtırlı var. Gitmiyor. Eskişehir aldım bunu sevmiyorum. Dedim abi sizlerin nargile var mı? Var. Nerenin nargile gidiyor dedi. Dedi elmalı gidiyor, çilekli gidiyor da ne alaka dedi. Dedim abi ben sen elmalı ve çilekli koyduğumun ertesi haftası 3 gün içinde hepsi tükendi.